25 Nisan'da da Osman Kavala davasında benzer mahiyette talimatla alınmış bir karar ilan edildi. Onu o zaman da söylemiştim. Bu bir mahkeme kararı değil, bir talimatın ilanıdır diye. 26 Nisan'da da Sayın Genel Başkanımız Grup Genel Kurulu'nda 12 dakikalık bir konuşma yaptı. Aslında o konuşmada demokrasi karşıtlarıyla, demokrasi yanları arasındaki mücadelenin bundan sonraki dönemde çok daha sert geçeceğinin ipuçları vardı. İpuçları neye dayalı vardı? 25 Nisan'da 13 Ağırca'da alınan, okunan karar çerçevesinde vardı. O zaman da söyledik, Erdoğan muhalefeti susturmak, sindirmek, yıldırmak konusunda yeni bir moda geçti. Artık yargıyı bir silah gibi kullanacak. Eskiden dipçik kullandı muhalefete karşı, biber gazı kullandı, job kullandı, panzer kullandı, plastik mermi kullandı, muhalefet susmadı. Şimdiki yeni silahı görülüyor ki mahkeme, yargı, yargı üzerinden muhalefeti sindirmek, susturmak konusunda yeni bir stratejisi var. Dünya alem bilsin ki Erdoğan'ın panzeri, plastik mermisi, biber gazına yenilmeyen muhalefet, mahkeme kararlarına, talimatla verilen mahkeme kararlarına boyun eğmeyecektir. Karar gayri hukukidir. Bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamına gelmez. Mahkeme kararlarının meşruiyeti kamu vicdanındaki karşılığı kadardır. Bugün İstanbul İl Başkanlığımızın önünde toplanan insanlar bu kararı gayrimeşru görmektedir. Türkiye'nin kahir ekseriyetle bu kararı gayrimeşru görmektedir. Ben Erdoğan'ın demokrasi yanlarına karşı bu zulmüne alışığım, yadırgamıyorum. Ama bu talimatla, tek adamın talimatıyla böyle hukuk dışı kararlar veren hakimlere üzülüyorum. Onlara acıyorum. Onlar hakim değil. Böyle şey olabilir mi? Erdoğan laf ediyor, Erdoğan'ın ettiği laf çerçevesinde hakimler karar veriyor. Dünya bunu gördü. Nerede gördü? Hitler döneminde gördü. O zaman da hakimler, Führer hangi kararı verirsem sevinir mantığıyla karar veriyorlardı. Şimdi Türkiye'de tümünü itham edersek olmaz ama yargının büyük çoğunluğu nasıl karar verirsem Erdoğan'ı hoş ederim, hoş tutarım mantığı içinde, biat ve itaat kültürü içinde karar veriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Herkes bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanından en yalın üyesine kadar hiçbirimizin mücadele azmi kırılmayacak, tam tersine yüksek refleksimiz daha da yükselerek devam edecektir. Bu mahkeme kararının meşruiyeti yoktur. Karardır, yasaldır, meridir ama belki ama meşru değildir. Sayın Kaftancıoğlu da hukuk yollarını kullanacak şüphesiz. Yargıtay nezdinde bir üst genel kurula itiraz noktası olacak. Anayasa Mahkemesi olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olacak. Üzüldüğüm konu bir de şu. Erdoğan'ın bize saldırması değil. Ama dünya Türkiye'ye bakıyor ve Türkiye'yi artık bir diktatör yönetiyor algısı dünyanın bütün ülkelerinde yerleşiyor. Bu aziz milletin bir bireyi olarak bu beni üzüyor, incitiyor. Türkiye bunu hak etmiyor. 85 milyon bunu hak etmiyor. Türkiye'yi bırak içeride didişelim, kavga edelim ama Türkiye'yi dünyaya bu daha fazla rezil eden bir Erdoğan artık işin tadını da kaçırmış bir hal içindedir. Bu korkunun ecele faydası yok. Özdeyişini de atasözünü de bize yeniden güncelledi. Erdoğan korkuyor, çok korkuyor. Postu kaptırmaktan korkuyor. Postu kaptırdıktan sonra hesap vermekten korkuyor. Ama şunu bilmesini isterim. Hiç korkunun ecele faydası yok. Bu ülke iki kutba bölündü artık. Tek adamdan yana olanlar, demokrasiden yana olanlar. Dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'mizde de demokrasiden yana olanlar, insan haklarından yana olanlar şüphesiz galip gelecekler. Sayın Genel Başkan bugün İstanbul İl Binamızın önünde Erdoğan'a birkaç sıfat yakıştırdı. Bence az bile söyledi. Erdoğan'a yakıştırılacak çok sıfat var artık. Şunu tekrar söyleyeyim. Erdoğan bu yolla iktidarda kalacağını düşünüyor ise buradan ona bir çağrı yapıyorum. Erdoğan, 30 milyonu barın içine alacak bir hapishane inşa et. Senin o iktidarda kalman için 30 milyonu cezaevine atman lazım. Bu kadar. Yeter. Söz. Tamam. Emin abi.